Dünyayı sizler için köşe bucak gezmeye devam ediyoruz. Tahmin edin bakalım bu sefer neredeyiz? Afganistan'dayız. Tahar'dan Badaşan'a doğru yolculuk. Afganistan'da bir yere gitmek için yola çıkmakla gideceğiniz yere varmak çok ayrı şeyler. Şöyle ki muhtemelen yola çıktığınız araç eski model ve bakımsızdır. Yol adam boyu çukurlarla ve taşlarla doludur. Şoförünüz buna rağmen aşırı sürat yapar ve trafik kurallarına uymaz. Aslında burada kimse trafik kurallarına uymuyor. Üstüne üstlük araçların yarısı sağdan yarısı soldan direksiyonludur. Rus savaşı sırasında ülkeye giren sağdan direksiyonlu araçların sayısı Taliban döneminde hızla artmış. Bu nedenle trafiğin sağdan mı soldan mı aktığı belli değildir. Aslında trafiğin resmen sağdan aktığı belirtilse de tam olarak karar verebilmiş değiller. Diyelim ki tüm bunlara rağmen yoldasınız. Hükümet güçleriyle Taliban güçleri arasında süren çatışmanın arasında kalabilirsiniz. Başka başka terörist gruplar yolunuzu kesebilir. Kontrol noktalarından geçmenize, yolunuza devam etmenize izin verilmeyebilir. Hadi izin verildi diyelim, yolun bir heyelan tarafından kapandığını ya da bir sel tarafından alınıp götürüldüğünü görebilirsiniz. Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken çok sıkça rastladığımız bir görüntüyü size göstermek istiyorum. Burada heyelan dediğimiz şey çok fazla oluyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz yoldan gelirken de karşımıza bu çıktı. Dağdaki bütün taşları yola yığmış ve yolu neredeyse kapatmış. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz dağlar da aslında kayalardan oluşmuyor. Tamamen topraklardan oluşuyor. Onların etrafına kurulmuş böyle köy evleri ise çok çabukça selden heyelan halinde düşen toprakların altında kalıyor. Zaman zaman o dağdan parçaların ayrılmak üzere olduğunu biz de gördük. Bu kadar yeter mi? Yukarıda saydığım şeylerin neredeyse hepsi başımıza geldi. Şimdi aracımızla geçemedik çünkü araç altı yere değmeye başladı. Bu vadiden taşlar buraya yığılmış ve yolun o diğer tarafına biz yürüyerek geçmek zorunda kaldık. İşte bu nedenle dedik ki Afganistan'da bir yere gitmek için yola çıkmakla oraya ulaşmak farklı şeyler. Biz de Tahar vilayeti, Talukan şehrinden, Badaşan vilayetinin merkezi, Feyzabad şehrine doğru yola çıkıyoruz. Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken her şehre girişte irili ufaklı böyle kapılar rastlıyoruz. Bazısı gayet görkemli büyük şehirlere girerken bazısı böyle daha ufakları daha büyükleri var. Bunlar şehre girişte hem kontrol noktası olarak kullanılıyor. Yani şehre giren çıkan araçlar polis noktasında kontrol ediliyor. Hem de o şehre girildiğinin bir belirtisi. Burada da Tahar şehrine girildiğini gösteren bir şey. İşte bu kapıdan geçildiği zaman Tahar şehrine girmiş oluyorsunuz. Şehri çıkar çıkmaz beni şaşırtan pirinç tarlaları oluyor.
Afganistan'ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığını biliyordum ama bu verimli topraklarda pirinç yetiştirildiğini bilmiyordum. Afganistan'da çok verimli tarım arazileri görüyoruz. Buğdaylar bizim Konya'daki buğdayların birkaç katı büyüklüğünde başakları ve bolca sıkça pirinç tarlaları görüyoruz. Ben şimdiye kadar Afganistan'da pirincin yetiştiğini hiç görmemiş, bilmemiş, duymamıştım. Sık sık pirinç tarlaları görünce de şaşırmıştım. Bu pirinç tarlasının yanı başında duruyor ve tarlada çalışan yaşlı amcamızla sohbet ediyoruz. Pirincin olabilmesi için ne kadar bir su derinliği olması gerekiyor? Ben hatırlı pirinç beyti kadar abdaşta başlar. Enin abdaşta. Biraz su biraz fazla olması gerekiyor. Diyor. Nasıl olması gerekiyor? Evet. Pirinç ne kadar zamanda? Evet. Pirinç ne kadar zamanda yetişiyor? Ne kadar vakit mi geldi pirinç nihal kademe tanıyor? Bazıcık bazı şu an değil. Siman. 3 ay. Yani yaklaşık. Yani hesabı buzu kastırıyor. Çarmamı ise katı buzuk çarmamı. Pirincini nasıl çıkartıyorlar şeyden? Pirinci nasıl katı buzuk çarmamı ise. Birinci çırakanı için ekilmeyi, çırakanı ne girin? Yani birinci. Bu pirinci bir kere biz şey yaparız. Pirinç taneleri var ya. Tamam. Onu toplarız. Ondan sonra 10 gün suyun içinde bırakırız. 10 günden sonra çıkarırız, sonra kavururuz. Kavurduktan sonra da şey makineye veririz. Onlar pirinç yapıyorlar. Peki bu tarlayla sadece kendisi mi ilgileniyor tek başına? Peki bami zemine fakat hududan mı yanıyor makinin? Her şeyiyle kendisi ilgileniyor. Bu pirinç tarlasındaki pirinçler bir nevi fidan. Bunlar büyüyorlar. Ondan sonra başka bir tarlaya ekiliyorlar. Orada büyüdükten sonra tanelerinden ayrılıyor. Sonra bir müddet bekletiliyor. Sonra kavrulup yenecek hale getiriliyor. İşte Afganistan'da bir pirinç tarlası. Pirinç tarlasının tam karşısındaki buğday tarlasındaki buğdaylar da bizim Konya ovamızda yetişen buğdaylar gibi değil. Başaklarında daha çok tane var ve tamamen organik. Verimli Afgan topraklarından adeta bereket fışkırıyor. Pirinç tarlasının yanında da bir buğday tarlası gördük. Fakat bu buğday tarlasındaki başaklar dikkatimizi çekti. Bu buğday tarlasındaki başaklar bizim Konya'daki başaklara hiç benzemiyor. Farkı şu, bizim Konya'daki başaklarda 33, en fazla 30-33 tane olduğu söyleniyor. Bu başakta ise 100 tane var. Ayet-i Kerime'de dediği gibi, Allah yolunda infak edenler bir taneden 7 başak, her başakta da 100 tane gibidir. Yani infak edenin malına Allah 1'e 700 veriyor. Onun karşılığıymış gibi buradaki başaklarda da 100 tanenin olduğunu görmek bizi şaşırtıyor. Tekrar ediyorum, 7 başakta 100'er tane infak edenin hali de buna benzetiliyor. Siz bir verin, ben size 700 tanesiyle karşılık vereyim, bereketini vereyim der gibi. Afganistan'ın denize kıyısı yok. Ekonomisi tarıma ve hayvancılığa, koyun ve keçi yetiştirmeye bağlı bir ülke. Çalışabilir nüfusun %80'i tarımla uğraşıyor.
Geri kalanı hizmet sektöründe ve endüstri ağırlıklı olarak küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento, el yapımı halılar, doğalgaz, yağ, kömür, bakır işletmelerinde çalışıyor. Afganistan çok zengin maden yataklarına sahip, çok sayıda değerli taş rezervine de sahip. Afganistan'ın bu kaynakları yıllardır dış güçler tarafından sömürülmekte. İşte bu yüzden bu topraklarda nesillerdir savaş ve kargaşa hiç bitmiyor. Burada tarım gördüğünüz gibi halen eski usul öküz ve sabanla yapılıyor. Zaten tarlalar küçük olduğu için köylüler ancak kendi ihtiyaçları kadar üretebiliyor. Afganistan'da toprak çok verimli. Ekilen her şey çok çabuk ve çok verimli bir şekilde büyüyorlar. Organik ve çok lezzetli oluyorlar. Ama tarım çok ilkel şartlarda yapılıyor. Dedem ve babam söylerdi, bizim zamanımızda tarım öküzle saban sürülür, tarla sürülür diye. Biz bunu hikaye gibi dinlerdik ama gerçek olabileceği gözümüzün önünde hiç gelmezdi. Burada biz buna şahit olduk. Bizzat öküzle tarlanın sürüldüğünü görüyoruz. Bize bu bir olmayacak bir şeymiş gibi gelirdi. Çünkü traktörden başka bir şeye tarlanın sürülebileceğine pek inanasımız gelmezdi. Gözümüzün önünde böyle bir şey canlanmazdı. Ama şimdi bizzat şahit oluyoruz ki tarlalar burada genelde öküzle sürülüyor. Traktör hiç görmedik desek yeridir. Söz tarımdan buğdaydan açılmışken bir de un değirmeni gezelim istedik. Çarkını suyun çevirdiği bir değirmen bulup un yapımını sizin için görüntüledik. Şimdi de bir değirmenin önündeyiz. Su değirmeninde buğdaydan un yapılıyor. Çok harika görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Gürül gürül akan bir derenin üstünde kurulmuş derme çatma değirmende aşama aşama un yapılışına şahit oluyoruz. Su dereden tahta iki kanal vasıtasıyla değirmene yönlendiriliyor. Ardından buğday küçük bir delikten değirmen taşına gönderiliyor. Taşın ortasından giren buğday kenarlarından un olarak çıkıyor. Un bir kenara alınıp çuvallanıyor. İşte size mis gibi ekmek, börek olacak, doğal mı doğal un. Değirmenden sonraki durağımız Rida'nın su kuyusu açtığı bir köy oluyor. Biraz sonra durur.
Şu an henüz kazılmakta olan bir kuyunun başındayız. 45 metre aşağıda birisi kuyuyu kazıyor. Buradan da kendisine çimento gönderiliyor. Oradan da toprak yukarıya doğru çıkartılıyor. Kuyudan henüz su çıkmış değil ama 45 metrede kazılmaya devam ediyor. Elle kazılıyor. Kovalar dibe gönderiliyor şu anda. Rida Derneği'nden Ali Lamcı abimizin kuyusu, şu anda kazılan kuyu. Hangi köy abi bu köy? Bu havaalanının köyü diyelim. Bu havaalanı yolu burası. Havaalanına giderken ki köyde Ali Lamcı'nın kuyusu kazılmaya devam ediyor. Hemen önündeki de cami. Yanlış anlaşılmasın, kuyusu kazılmaya devam ediyor derken. Rida Derneği'ne Rida Derneği'ne gerçek anlamda geliyorsun. Bağışladığı su kuyusu parasıyla şu anda 45 metrede ve henüz su bulmuş değil. Bu görmüş olduğunuz yapı ise cami. Görüyorsunuz yukarıdan hoparlörleri. Tam da caminin önüne güzel bir yer seçilmiş. Burada her yerde bolca su yok. Olduğu yerde var, olmadığı yerde. Su büyük problem. Biz tam su kuyusunun yanına geldiğimizde kuyuyu açan işçilerin mesaisi bitmiş, kuyudan çıkartılıyorlardı. Fakat çok arkadaş Türkiye burasında. Çok arkadaş Türkiye'de şey mi var? Gördüğünüz gibi 45 metreden kuyunun içinde gezerken çıkartmaya geldik. Aleykümselam. Kuzutucu ban kapsın diye Türkiye'den kemik çıkarıp çıkardık diye. Rida'nın su kuyusunu kazan abimiz şimdi biraz önce kuyudan çıktı. 45 metreden çıkarttık abimizi. Daha henüz suyu bulamadınız değil mi? Suyu bulamadı henüz. Daha su çıkınca o kadar. Kaç metreden çıkar tahminin? 60. Henüz 20 metresi var. Ben bir de son soru olarak şeyi sorayım. Kaç 60 metreye kaç günde ulaşacak? Neçe günde kalas buladı ya? İnşallah Fransızca kalas mı işe? 5 günde kalas buladı. Maşallah. 5 gün 5 tek. Siz bu yayını izlerken çoktan bitmiş ve köylülerin istifadesine sunulmuş olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz bu su kuyusu. Bugün açılış törenini yaptık. Lamcı ve Gileman ailesi su kuyusudur. Allah kendilerine razı olsun. Gerçekten burada yüzlerce aile uzak yerlerden su götürecektir. Ve özellikle bir ilçenin Anecada su üzerinden kazılmış durumdadır. Tabii ki ilçeden geçenler de buradan su içecekler. Onun için tekrar halk adına çok teşekkür ederiz. Allah hayır yapanlardan ve aracı olanlardan razı olsun. Köyden ayrılırken minik bebeğine dualar okuyan bir babanın görüntüsü gözüme takılıyor ve gün batıyor.
Malum Tahar'dan Badahşan'a gitmek için yola çıkmıştık ama gün bitti, yolculuğumuza ertesi gün devam etmek üzere istirahate çekiliyoruz.